İyi akşamlar değerli seyircilerimiz. Halkın Avukatı programına hoş geldiniz. Gündemde olan çok önemli bir davayı bu hafta konuşacağız. Bütün hızıyla devam ediyor ama son dönemecine girildi. İzmir'deki Sözde casusluk davası. Tabii bu ismi biz koymadık bu davaya. Davanın başında bu davayı kurgulayan bir takım kamu görevlileriyle paralel çalışan bazı basın mensupları bu davaya casusluk davası demişti. Hatta daha rahatsız edici tabirler kullanıyorlardı. Fuhuş davası gibi eskortlardan vesaire bahsediliyordu. Daha sonra çevirdiler. İşin içinde fuhuş olmadığı ortaya çıkınca bizzat dönemin Cumhuriyet Başsavcısı canlı yayında bu ismi biz vermedik. Nereden çıkmış bu isim? Basın niye bunu kullanıyor dedi. Ama maalesef akıllarda böyle kaldı. Biz de inadına onların söylediğinin sahte olduğunu, kurgu olduğunu hatırlatmak için her seferinde sözde casusluk davası veya sahte casusluk davası şeklinde kullanıyoruz. Bu bir kumpastı ve kumpas çökmek üzere. Son dönemece girildi. Çok önemli bir gelişme yaşandı geçtiğimiz hafta ve bu hafta programımızda yakın zamanda meydana gelen bu hukuki gelişmeleri, davanın başından itibaren bugüne nasıl geldiğini ve önümüzdeki günlerde yaşanması beklenen önemli aşamaları konuşacağız. Konuğum davanın avukatlarından Ankara Barosu'na kayıtlı Sayın Avukat Erhan Tokatlı. Üstadım hoş geldin. Teşekkür ederim. Sağ olun Murat Bey. Üstadımızla beraber biz bu davanın soruşturma aşamasından itibaren geçirdiği safhaları, yapılan hukuka aykırılıkları, hukuka aykırılıkları ben demiyorum. Bu dosya çünkü Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yoluyla da taşındı ve Anayasa Mahkemesi sanıkların temel haklarının, anayasayla korunan temel haklarının ihlal edildiğine karar verdi birçok dosyada. Bu kapsamda söylüyorum. Hukuk aykırılıkları özetlemeye çalışacağız. Geçtiğimiz günlerde yaşanan son ve önemli gelişmeleri, bilirkişi raporları geldi çünkü dosyaya. Bunları konuşacağız. Ne anlam taşıyor bunları konuşacağız. Ve haftaya pazartesi günü mahkeme dosyanın duruşma savcısına esas hakkında mütalaa vermesi için süre verdi. Önümüzdeki pazartesi günü hafta başında da Cumhuriyet Savcısı esas hakkında mütalaasını açıklayacak. Dolayısıyla bu davada öyle veya böyle bir şekilde sona gelindi. Bunu kamuoyunu bilgilendirmek ve yanlış bilgileri ortadan kaldırmak, daha doğrusu kasten yapılan bir takım algı operasyonlarını ortadan kaldırarak mahkemenin vereceği kararda tabii bağımsız ve dosya kapsamıyla sadece sınırlı olduğunu söylemek mümkün. Ama en azından kamuoyunda bu yöndeki haksız algıları da ortadan kaldırarak bir şeffaflık yaratmak adına bütün detayları bugün konuşacağız. Ben biraz girişi uzattım mı? Yani biraz heyecanımız geçsin diye iyi oldu. Peki. İyi oldu. Tekrar hoş geldin üstadım. Teşekkür ederim, sağ olun. Biz seninle o davada sanık avukatıyız. Evet. İkimiz de aslında dosyanın içeriğini çok iyi biliyoruz ama burada Zaman kısıtlı olduğu için ve bu kadar kısa zamanda bu kadar geniş kapsamlı bir davayı nasıl özetleyeceğiz? En büyük sıkıntımız bu. şimdi şöyle yapalım istersen. Bizi izleyenler bu dava ile ilgili hiçbir şey bilmiyorlarmış gibi ve bizi izleyenlerin de hukukçu olmadığını varsayarak çok açık ifadeler kullanarak çok net tespitlerimizi aktaralım. Tamam. Ve çok önemli noktalara, çok önemli sizin söylemek istediğiniz çok önemli konulara değinelim. Bunun için isterseniz bu ilk soruşturma aşamasından alalım. Yani bu dava ilk operasyonlar, dalgalar başlayıp askerleri dalga dalga aldıkları zaman. Yani adliyenin önünden geçen askeri bile neredeyse tutukladıkları günlere dönelim. O günlerde sizin müvekkillerinizi işte nasıl çağırıyorlardı, onların evlerinde nasıl aramalar yapılıyordu? Toparlarsanız ve somut örnekler verirseniz sonra bugüne Şimdi gelelim Murat yavaş Bey, yavaş. pazartesi günkü davada beraberdik. Evet. Biliyorsunuz ilk konuşmayı ben yaptım. Bir reddi hakim talebi gibi bir talebimiz oldu, Ortalık karıştı. döndü. Benden sonra gergin ortamı siz yumuşattınız. Ondan sonra diğer arkadaşlarımız söz aldılar. Onlar da bizler doğrultusunda beyanda bulundular. Ve neticede bugün gelinen nokta itibariyle
teknik bilirkişi raporu, ek bilirkişi raporu doğrultusunda davanın bilimsel anlamda çöktüğünden bahisle usul kanunumuz gereği biz dosyanın esas hakkında mütalaa için savcılığa verilmesini talep ettik. Talebimiz uygun karşılandı ve ayın 15'inde pazartesi günü bu alınacak. Ha, şimdi buraya nereden geldik? Evet. Şimdi en son ben 1400'den sonra dava dosyasının klasör sayısını kaçırdım. Yani 1400'ü aştı ama ne kadar aştı bilmiyorum. Şimdi bu kadar geniş kapsamlı bir davayı nasıl özetlemek lazım? Uygun görürseniz kronolojik olarak en başından itibaren böyle köşe başı dediğimiz, köşe taşı dediğimiz hususlara atıf yaparak. Şimdi bu davada gene bunun benzeri türev kumpas davalarında olduğu gibi yurt dışından gelen ihbarla başladı. Hepimiz evet. biliyoruz ki iddianamede evet. yani eli ayağına karıştı diyelim, yüzüne gözüne bulaştı diyelim. O ihbar e-maili bile 3 farklı şekilde ifade edildi. E-posta adresi. Hatırladım. Evet, evet, evet. E-posta adresi. Hale İzmir Hale. İzmir Kotmeyi, Hale İzmir. İzmir Hale İzmir. İşte İzmir Hale İzmir komtr gibi hatırlayabildim. 3 evet. farklı e-mailden ihbar geldi. Ve bunların IP adreslerine bakıldığı zaman Maryland'den geldiğinin tespiti yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Maryland eyaletinden evet. mail atılmış İzmir Emniyetine. Evet. Şimdi bu Maryland ile Pensilvanya arasındaki mesafe nedir? Bilmiyorum. Ben tabii niye Pensilvanya dediniz? Pensilvanya'nın ne özelliği var? Şimdi burada malumunuz bunun hepsi bu kumpasın özünde biz bir paralel yapılanmanın ürünü, mamülü olduğunu hep söylüyoruz. Davanın başından itibaren. Anladım. Kaldı ki bizim 3,5-4 senedir söylediğimiz bu beyanları her safhada söylediğimizde bu bilirkişi raporu zaten ortaya koydum. Evet. Şimdi biz tekrar gene en baştan itibaren gelirsek bu e-maillerden hemen sonra işte ilk tutuklamalar Mayıs 2012'de başladı. Benim müvekkillerim bir kısmı Haziran 2012'de tutuklandı. Bir kısmı Temmuz 2012'de tutuklandı. Aşağı yukarı 3,5-4 suçlamalar neydi? Burada. Şimdi suçlamalara geldiğimiz zaman orada çok enteresan bir şey var. Ben gelirken yanımda belgesine getirdim. Şimdi ilk için söyleyeyim. 11 Haziran'da Ankara'dan alındık. Müvekkilimiz İzmir'e götürüldü. 12'si akşamüstü bizim ifade sıramız geldi. Müvekkiliniz Muvazzaf Subay mıydı? Tabii Muvazzaf Subay. Kurmay Albay. Kurmay Albay. Diğeri de Yarbay'dı o zamanlar için. Şimdi buradayken bu arama, el koyma, yakalama kararında biz baktığımızda toplam 9 tane suç vardı. Şimdi bu suçlar fuhuş, insan ticareti, fuhuşa aracılık, şantaj, tehdit, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, kişisel verilerin kayıt altına alma, devletin güvenliğine ilişkin insan bilgileri temin etmek. Hepsi vardı. Yani şimdi bu soruşturma işte 2010'da başlamış. 2010'a 640. Evet. Ben buradan göstereyim. Evet. Bilmiyorum yakın çekimde gözükür mü? Şöyle yapayım. Şimdi biz ifadeyi verirken o akşam sadece bize devletin güvenliğine ilişkin belge teminine dair bir iki tane fotokopi gösterildi. Onunla ilgili tabii. Yani savcılıkta ifade veriyorsunuz. Savcılıkta ifade veriyoruz. Özel yetkili savcılıkta. O safhayı geçtik. Onunla ilgili beyanda bulundu müvekkil. Biz usulüne uygun bir şekilde onun beyanını destekler mahiyette birkaç cümleyle ifade ettik. Ondan sonra ben savcı bey dedim ki, savcı bey dedim bakın burada 6 tane suçlama var. 9 tane. 9 tane. Biz bir tanesini söyledik. Öbürleriyle ilgili bizim ilgili. Önümüze de gene bir şeyler gösterin ki onlarla ilgili savunma yapalım. Biz beyanda bulunalım. Avukat bey de onlar dedi yok zaten dedi. Dedim ya peki o zaman bunları niye buraya yazıyorsunuz? Bakın bu insanlar yani çoğu evli 45-50 yaşında insanlar ortalama 15-20 yaşında. Basına da böyle verdiler. Var. Yani basında da zaten bu görürken standart matbu başlık duruyor. Yani siz adam evinden gelip Muvazzaf Kurmay Albay'ı alıyorsunuz, arama yapıyorsunuz. Biz senin evini şu gerekçelerle fuhuş için arıyoruz. Evet. Fuhuşa aracılık yapmışsın, insan kaçakçılığı yapmışsın. İnsanları fişlemişsin, bunun için arıyoruz diyorsun. Alıyorsun, Ankara'dan İzmir'e götürüyorsun. Savcıya ifade verirken diyor ki, ya sen onu suçlarla suçlamıyorduk biz seni aslında. Yani bunun gibi burada enteresan olan husus tabii. Hem suçlama, malumunuz casusluk, efendim işte fuhuş. Davanın adı da o zamanlar bizim kabul etmediğimiz evet. İzmir fuhuş ve casusluk diye bir algı yaratılıyordu. Evet. Şimdi buna biz baktığımız zaman itibarsızlaştırma 3 boyutlu olduğunu görüyoruz. Yani fuhuş diyorsunuz. Evet bu Türk Silahlı Kuvvetleri personeli efendim ailesine, çoluk çocuğuna ihanet ediyor. Casusluk diyorsunuz, üniformasına, rütbesine Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ihanet ediyor. Yani. Vatanla milletine ihanet ediyor. Yani burada üçlü sarmal bir ihanetin ısrarla vurgusu söz konusu bu davada. Şunu hep söylemiştik hatırlayın. Bunların arkasında kimse duramasın. Öyle bir iftira atalım ki
Yani suçladığımız konu o kadar alçakça olsun ki, o kadar rahatsız edici ifadeler olsun ki, bunları savunacak kimse de kalmasın diye düşünüyor bu çete. Yani fuhuşla suçlayalım. Evet, yani toplumun her kesiminde yani acaba diye bir soru işaretini muhakkak beyinler hafızalara... Zaten kurumsal olarak, evet, biliyorsun Türk Silahlı Kuvvetleri kurumsal olarak durmadı. Durmadı bunlar. Durmadı. Şimdi arkasında... Hatta değerli dostum, çok iyi biliyorsun, girişte de konuştuk. Mahkemeyi belki de doğru yola sokmak varken, mahkemenin veya savcılığın hatalı yolda ilerlemesine sebep olacak yazılar gönderdiler. Efendim, bak şimdi burada yazıdan ziyade malumunuz burada dosyanın üstünde bir kısıtlılık kararı olduğu için biz dosyaya kendi ifademizin haricinde, bize gösterin haricinde vakıf olmamız usulen mümkün değil. Kaldı ki göstermiyorlardı. Şimdi biz tabii daha sonra iddianame kabulünden sonra 2013'ün Ocağı'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Ocak sonu olabilir, evet. Şubat başı olabilir. Tam hatırlayamadım şimdi iddianamenin kabulünü. Ondan önce Genelkurmay Başkanlığı'nın 4 tane değerlendirme raporu var. 21-28 Eylül, 12 Eylül 2012 ve 31 Ocak 2013 tarihli 4 tane raporu var. Savcılık Genelkurmay'dan görüş istemiş. Değerlendirme yani, istiyor. Evet. Bu değerlendirme suçladığımız istiyor. Şu evraklar var. Bu askerler şunlarla, evet, suçlanıyor. Ne diyorsunuz bunlarla ilgili diye değerlendirme istiyor. Tam olarak istiyor. Değil. Şimdi bizim orada anladığımız hadise, en azından benim anladığım, özel yetkili savcılık Genelkurmay'a veya Genelkurmay'ın içindeki bir takım unsurlara adli müşavirliğe, amiyane tabirle tetikçilik yaptırıyor. Ha, bu tetikçiliği nereden çıkardı? Şimdi bakın, onu da ben şöyle ifade edeyim. Tabii biraz önce bahsediyordum, yarım kaldı. Bu kısıtlılık kararı kalktıktan sonra biz dosyada özel yetkili savcılıkla Genelkurmay Başkanlığı arasında adli müşavir kanalıyla yapılan bir takım yazışmalara vakıf olduk. Şimdi bu raporlar, 4 tane rapor tanzim edilirken adli müşavirliğin bir yazısının yerine küçük bir paragraf var. Diyor ki, esas tam yargılamanın belki de can damar olan hususu. Evet. Diyor, burada belgelerin gerçek içeriklerinin doğru ve güncel olduğu ön kabulüyle biz bu raporu yaptık. Efendim, siz nasıl böyle bunu bir... Bunu şimdi hızlı geçmeyelim, bunu biraz üstünde duralım. Şimdi değerli seyircilere ben bir bunun ne demek olduğunu anlatmaya çalışayım izin verirsen. Bunun gerekçesini de ben söyleyeyim. Bakın, bu gerekçe de şundan söylüyor. Hemen bir alt satırında. Diyor ki, eğer ki diyor biz bir yazışma yapar isek, bu belgelerin gerçekten hukuki alemde, maddi dünyada gerçekten var olup olmadığını araştırırsak, bir, yazışmalar uzun tutar. İki, bu yazışmalar vasıtasıyla birliklerdeki muhtemel sanıklar delilleri karartabilir. Şimdi bakın, yaklaşık 4 senedir hala daha silahlı kuvvetler şunu yapmadı. Yaptıysa da ben bilmiyorum. Yok, her duruşmaya iştirak ediyorum ama yani orada binlerce belge var. Bu belgelerden, dijital veri diyeyim, belge demeyeyim, yanlış bir tabir belge oldu. Belge de değil. Bu dijital verilerin bir kısmına biz neyi bekleriz? Şunu bekleriz. Evet, şunlar benim. Şunlar benim değil. Şunlar benim ama tadil edilmiş şeklinde bir tasnifin olması lazım. Siz bugün misal paranızı kaybediyorsunuz ve işte üstünüzden bir şey kaybediyorsunuz. Diyorlar ki işte Murat Ergün danışmaya gelin, güvenlik bürosuna gelin. Bir AVM'de bir şey düşürdüğünüz zaman size bakıyorlar, gerçekten bu sizin mi değil mi? Evet. Şimdi buradan binlerce verinin çalındığı iddia ediliyor. Yüzlerce insan yargılanıyor ve Genelkurmay veya ilgili birimleri ortaya çıkıp da arkadaş bunlar benim belgemdir veya bunlar benim belgem değildir diye, bakın 4 senedir bir beyanını biz görmedik. En azından mahkeme kanalıyla. Yok. Şöyle, ilk baştaki az önce söylediğiniz doğru ve güncel olma varsayımı meselesi. Evet. İşte sakatlık orada. Bu sakatlığın aynısı Balyoz'da da vardı biliyorsunuz. Evet, evet. Balyoz'daki subayların tutuklanmasına sebebiyet veren o bilirkişi raporu var ya. O bilirkişi raporu da bu mantıkla yazılmış. Erdoğan raporu. Evet. Ne diyordu? Ben bu faraziyelerin bunların kabul olduğu, evet, gerçekten gerçek ve doğru olduğunu varsayarak ben bunu yapıyorum. Ben bu bilirkişi raporunu yazıyorum. Peki kardeşim, niye öyle varsayıyorsun? Tersini varsay. Niye bunların gerçek olduğunu varsayarak rapor yazıyorsun da yüzlerce subay içeride kalıyor? Niye var olmadığını varsay? Ama o zaman bu kumpas olmaz. Şimdi bu kumpasın olabilmesi için bu bunun böyle varsayılması lazım. Şart. Çünkü bu ön kabulü yaptığınız takdirde hani şimdi bugün bir soruşturmanın varlığından bahsettiniz. Evet. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan bir soruşturma. 2015'in başıydı yanlış hatırlamıyorsam bu soruşturma ilk başladığında. Biz o zamanki sorumlu olan savcı beyle ben müvekkillerim adına dilekçe verdim. Dedim ki efendim biz de bu soruşturmaya müdahil olmak istiyoruz. Şimdi o zamanlar bu soruşturma sadece ve sadece
açılış konuşmasında belirttiğiniz kolluk personeliyle ilgili. Yani İzmir komşubu. Evet. İşte bunlar ne yaptılar? O dönem ki... O dönemi kastediyoruz, evet. Elbette bu dönem değil. Yani, 2012, yani bizim soruşturmalarımızın olduğu dönemde 2012 safhasını bilmiyoruz. Hı. Evrak üzerinden biliyoruz ama 12'den sonrasını bizzat yaşadığımız için biliyoruz. Şimdi o dönemde bu kolluk personeli şunu yaptılar. Yani bu sahte belgeleri aldılar. Bilirkişi raporunda da ifade edildiği şekilde. Hı. Çünkü siz bir arama el koyma yapıyorsanız bizim usul yasamıza göre 134'tü yanlış hatırlamıyorsam. Hepsinin birden sistemdeki bütün verilerin yedeğini almak zorundasınız. Bir başka maddeye göre, gene aynı maddenin başka fıkrasına göre talep halinde bunu vermeniz gerekir. Şimdi bunlar imaj alınmadı. Bunlar imajını almadan topladılar, götürdüler. İçine bir takım eklemeleri yaptılar. Hatta ve hatta biz birçok dijital veride biliyoruz ki özellikle bu bekar sanıkların evlerinde işte 15-20 günde çocuklar nöbette, izinde, görevde, orada burada. Her taraf toz toprak içerisinde. Bakıyorsunuz standart olarak nereden? Mutfaktaki dolaptan, mutfaktaki buzdolabının arkasından o tozun toprağın içerisinde pırıl 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 bir hard disk çıkıyor. Pırıl pırıl bir flash çıkıyor. Evet. Flash bellek çıkıyor. Şimdi bunlar yani koydukları dijital verileri daha sonra sözde arama yapıyormuş gibi aldılar getirdiler. Şimdi bu ön kabul neden önemli? Şundan önemli. Sadece ve sadece bu yolsuzluğu, usulsüzlüğü yapan kom personeli, yani oradaki kolluk personeli değil, komşu ben eleman değil. Bunlar bu işi yapabilecek çapta ve kapasitede insanlar değil. Bir kısmı tamamdır. Şu an tutuklu onların. Yani bir kısmı tutuklu. Onlar da gönül koymasınlar. Yani hani kendilerine çapsız demeyi kastetmiyorum ama yani olay onları çok çok aşan bir olay. Yani bu kumpasın içerisinde yargıya sızmış paralel yapı unsurlarının desteği olmaz ise, silahlı kuvvetlere sızmış paralel yapı unsurlarının desteği olmaz ise, siz bu kadar çok sayıdaki, bu kadar güzide insanı alıp böyle bir yalan dolanla yargılayamazsınız. Bu kadar uzun süre tutuklu tutamazsınız. Yani elbette bunların ne yapması lazım? Yardımcı olması lazım. Yani bu kumpasa katkısında olması lazım. İşte bunun için Genelkurmay Adli Müşavirliği, ona bu akıllara zarar fikri kim verdi bilmiyorum. Bunların doğru ve gerçek olduğunu varsayarak rapor yazıyorum. Evet. Şimdi üstad bir şey hatırlatayım sana. Müvekkillerimizden bir tanesi bir askeri belgeyi birliğinden dışarıya çıkartıp sızdırıp güya suç çetesine, casusluk çetesine vermekle suçlanıyordu. Ve bununla ilgili hakkında dava açıldı. Evet. Sanık oldu. Yargılama devam ederken biz şunu sorduk Genelkurmay'a. Çünkü mahkeme o zamanın ne savcısı ne mahkemesi bu soruları hani biz sorun dediğimiz zaman savunma kapsamında bir şeyler yapmıyorduk. Bilgi edinme kanunu kapsamında biz kendimiz soruyorduk cevapları. Kendimiz belgeler halinde alıyorduk. Ve Genelkurmay'a sorduğumuzda hani ilk başta bu günceldir ya bu gerçektir günceldir diye rapor veren o müşavirlik var ya, bize şu cevabı verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde böyle bir evrak yok. Şimdi ona benzer bir hadiseyi... Dostum şimdi reklam uyarısı geliyor. Reklama gireceğiz ama şunu söyleyip reklama gidelim. Bir örnekte ben kendi vekillerime vereyim. Evet, reklamdan sonra ver onu. Gerçektir, günceldir varsayımıyla rapor yazıp davanın açılmasına sebebiyet verenler, dava açıldıktan sonra biz sorduğumuzda bizim böyle bir evrağımız yok ki. Biz hatta reklam 1-2 saniye gerekirse ben şunu da söyleyeyim. Bakın burada gizli bilgi belge temininden müvekkillerimiz yargılanıyor. Genelkurmay'ın bana gönderdiği belgeler bakın gizli antetli bana geliyor. Yani bu kadar, o kadar gizli ki sana göndermişler. Bu kadar gizli ki. O kadar gizli yani. Kısa bir reklam aramız var. 5 dakika. Ondan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşmek üzere.